16. yüzyılın ikinci yarısında yapılan medrese Osman Gazi Belediyesi tarafından 2006 yılında tadilat yapılarak sosyal tesis olarak günümüze kazandırılmış. Hem sosyal tesis hem de ney kursları burada yapılıyor. Osman Gazi Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde. Yanımızda eğitmenimiz var. Hemen kendisini tanıyarak sohbete başlamak istiyorum. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nadir Tınalcı ismim. 2012 yılından beri Osman Gazi Halk Eğitim Merkezi'nde ney eğitmeni olarak görev yapıyorum. Halk Eğitim Merkezleri ile Osman Gazi Belediyesi'nin arasındaki protokol gereği belediyeye ait olan bu kültür merkezlerinde biz derslerimizi yapıyoruz. Yaklaşık 7-8 yıldır da bu mekandayız. Diğer o akıllı binalarda yapılan derslere pek benzemiyor buradakiler. Atmosfer biraz daha burada maneviyat yoğun olduğu için daha hoş. Verimli geçtiğini de umuyoruz. Peki burada kaç öğrencimiz vardır? Bildiğim kadarıyla akşamları yapıyorsunuz. Kursun detaylarını da bildirirsek, başvurmak isteyenler neler yapmalı? Evet, yaklaşık olarak okullarla beraber hemen hemen başlıyor kurslarımız. Halk Eğitim Merkezleri ve OSMEK kayıtları birlikte alıyorlar. Sonra bu kayıtlar toparlanıp Ekim ayı ortasında da biz kurslarımıza başlıyoruz. Dönemlik oluyor. Yarı dönemde yani sömestr tatiline kadar devam ediyor bu kurs. Sömestr tatilinden sonra da ikinci dönemimizi açıyoruz. Yaklaşık 25-30 kişi kadar kurs yerimiz mevcut. Haftanın kaç günü geliyor? Haftanın iki günü geliyorlar buraya. Pazartesi ve çarşamba günleri akşamları saat 4'ten sonra buradayız. Peki hemen biz neyin o güzel sesiyle devam edelim. Bakalım neler öğrenmişler, hep beraber izleyelim. Buyurun. Çok teşekkür ederim.
neyzen, aynı zamanda ney ustası. Ney yapmak deriz biz ama onların tabiriyle ney açmak. Kadın gözüyle bakalım ney yapımı nasılmış, hangi aşamalardan geçiyormuş, hep beraber öğrenelim. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ney yapımında öncelikle ham kamışı temizlemekle başlıyoruz işe. Evet. Ondan sonra kamışın doğal halinde bulunan eğriliklerini ısı yardımıyla doğrultuyoruz. Evet. Eğriliklerini giderdikten sonra içini açıyoruz. Hesapladığımız perdeleri, delikleri kendi noktalarından deliyoruz. Parazvane dediğimiz metal başlıklarını takıyoruz. Ve en sonunda üflemek için kullandığımız baş baresini taktıktan sonra neyimiz artık kullanıma hazır duruma geliyor. Peki kaç boğum vardır ya da kaç delikle yapılıyor? Neyde önde 6, arkada da bir tane olmak üzere toplamda 7 delik mevcut. Hı hı. Ve 9 adet boğumdan oluşuyor. Evet. Farklı boyda neylerimiz var. Ney boyu uzadıkça neyden çıkacak olan ses kalınlaşırken, ney boyu kısaldıkça da ondan çıkan ses inceliyor. Peki kamış olarak neyi kullanıyoruz? Kamış olarak karga adı verilen Ege ve Akdeniz'de daha çok yetişen bir kamış türünü biz kullanıyoruz. Neyde tabii ki bu kullanılıyor. İşte günümüzde artık bu malzemenin bulunma işinden dolayı plastik borulardan da ne yapıldığını görmekteyiz. Peki farklı türlerden de kullanılıyor mu? Sadece bu kamış türünden mi kullanılıyor? Sadece bu kamış türünden kullanılıyor. Dediğim gibi Türkiye'de de en makbulü bunun Hatay, Adana, Antalya taraflarında bulunmakta. Şimdi baktığımız zaman günümüzde bu tür meslekleri yaşatan isimler, kişiler çok az. Özellikle Bursa'da çok az meslek erbaplarına denk geliyoruz. Siz de onlardan birisiniz. Kendi kurmuş olduğunuz atölyenizde yapmış olduğunuz neylerle birlikte hem öğrencilerinize veriyorsunuz hem de tabii ki isteyenlere. Elimde de zaten ham halleri var şu an gördüğümüş olduğunuz. Bunlar ham halleri. Şimdi ilk başa dönersek bu yaprakları mı temizliyoruz önce? Şuradaki yapraklarımızı mı alıyoruz? Evet, öncelikle bu yaprakları temizliyoruz. Kamış ney açılmaya uygun olarak kamışlıktan kesildikten sonra bir yıla yakın kurumakta. Evet. Ancak kurduktan sonra tamamen suyunu attıktan sonra biz bunu işleme alıyoruz. Bu arada tabii yaprakları dolmuş oluyor etrafında. Öncelikle onlar temizleniliyor. Gerekli yerlerden ney yapılmasına uygun bölüm ölçülüp kesilip işleme başlanıyor. Şimdi bunlar da normalde içi bunların dolu. Hı hı. Siz belli bir aşamalardan sonra gördük ki içini boşalttınız ve delikleri bir ölçü yardımıyla ayarlıyorsunuz. O bölümü de anlatırsak bir hina yapıyoruz. Evet, doğrudur. Bunların içi oda odadır. Her bir boğum çizgisinin altı kapalıdır normalde. Biz bunu çeşitli genişliklerdeki aletlerle açıyoruz. En dar yeri ses kutusu dediğimiz bölüm. Ondan sonraki kısımda yavaş yavaş genişleyerek içi açılıyor. Bunun yanında da dış kısmı da genişten dara doğru gidiyor. Şimdi ben anlamaya çalışıyorum ve tabii ki izleyicilerimizin anlaması açısından soruyorum. Boğumlardaki notaların çıkacağını o ölçüyle belirliyoruz. Mesela bu boğumda iki deliğimiz var. Burada biraz daha araları mesafeli, burada biraz yakınlar. Bunu o ölçümüz mü belirliyor? Üstadım nasıl yapıyoruz orayı da açıklayalım, evet. Benim anlamam açısından. Evet, kesinlikle öyle. Toplam boy doğru sesi verdikten sonra delikler kapalıyken bölü 26 diyerek biz bir birimi buluyoruz toplam kamışta. Aşağı yukarı 70 santime tekabül eden bir toplam boyumuz var. Bölü 26 dediğimizde yaklaşık 2.7 santimetrelik bir birim çıkıyor karşımıza. Aşağıdan itibaren çarpı 4 deyip 4 birimi bulup ilk deliğin yerini buluyoruz. Ondan sonra bir birim, ondan sonra bir birim, sonra çarpı 2 birim, çarpı 1, çarpı 1 ve en son arka deliğe de çarpı 3 birim diyerek ölçüsünü bulup deliyoruz. Şimdi, siz kaçıncı kuşaksınız? Daha önce yapan var mıydı? Ailede siz tek misiniz? Sizden sonra devam edecekler var mı? Ailemde müzikle alakadar kimse yoktu bugüne kadar. Ben lisede lise hocamın, müzik hocamın benim okul korosuna seçmesiyle birlikte bu işe merak sardım. Ondan sonra konservatuar eğitimiyle birlikte bu işin de eğitimine ve yapımına başladım. Oğlum 8 yaşında, o biraz meraklı. İnşallah benden sonra devam ettirecek olan da olur. Peki yapımını nasıl öğrendiniz? Çalmak, evet, lisede veya üniversitede gidiyor insanlarımız, kişiler, gençlerimiz daha katılıyor müziğe ama çalmakla, kurs alıp yapmakla bunu nasıl söylerler, yapımını yapmak ya da sizin tabiriniz ne? Ney açmak aklınıza nereden geldi? Ya da bunu teşvik eden şey neydi? Evet. Biz kurslarımıza başladığımızda gördük ki öğrencilerimizin ellerinde çok böyle üflenilmeye, kullanılmaya müsait olmayan neyler var.
Biz de dedik ki bu işi biraz daha kaliteli bir şekilde ele alalım ve yapımına başlayalım. Önce çok uzun bir süre araştırdık imalatına başlamadan önce. Bu uzun araştırma süresinden sonra ilk neyilerimizi açmaya başladık. Fakat doğru neyi yapana kadar epey bir zayiat verdik. Çokça bir malzememizi atmak zorunda kaldık yanlış yaptığımızdan dolayı. Artık yanlış yapa yapa bir süre sonra doğrusunu öğrenmeye başladık. Ve şimdi de elimizden gelenin en iyi şekilde imalatını yapmaya çalışıyoruz. Peki bunu gelecek kuşaklara aktarmak ister misiniz? İzleyenler arasında ben bu işi de yapmak istiyorum, öğrenmek istiyorum. Bu sanatı da var olduğunu ve yaşatmaya çalışmak istiyorum diyenler için bir öneriniz var mıdır? Tabii ki seve seve. Biz şimdiye kadar edindiğimiz bütün bu tecrübeleri imalat anlamında yaklaşık 10 yıldır ben bu işle ilgiliyim. Hiç saklamadan tüm adaylarla paylaşmak düşüncesindeyim. Bununla birlikte Bursa'da eğitim gören, son sınıfta üniversitede okuyan bir Kosovalı arkadaşımız bugün gelecek. Bu işin yapımını benden öğrenmeye çalışacak. Son sınıftaymış. Kosova'ya, memleketine döndüğünde de bu işi yapmaya çalışacak. Biz de seve seve onu öğreteceğiz. Peki çok teşekkür ederim size verdiğiniz bilgi. Rica ederim.